yeni açıklanan rapor kapsamında ortaya çıkan yeni delillerin de davaya eklenmesini istedik. Böyle bir talebimiz oldu. Bundan sonraki süreci avukatlarla beraber devam edeceğiz, takip edeceğiz. En son yayınlanan raporun biliyorsunuz doğrudan veliahta bir sorumluluk yüklüyor. Ve bu kapsamda mahkeme sürecinin, İstanbul'da devam eden mahkeme sürecinin de buna dahil olmasını yine dediğim gibi talep ediyorum, takip ediyorum. Müşteki avukatının mahkemeye bir talebi oldu. O da Amerikan istihbaratının geçen hafta yayınladığı raporun bir örneğinin Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Başkanlığı aracılığıyla dosyaya getirilmesi yönünde bir talebi vardı. Mahkeme burada pasif bir tutum sergileyerek bunu siz kendiniz savcılık aracılığıyla talep edebilirsiniz gibi bir gerekçeyle reddetti. Yani dosyayla ilintili olması itibariyle ve delil durumunu değiştirebilmesi itibariyle aslında mahkeme daha aktif bir tutum alabileceğini düşünüyoruz. Yargılama işte 4. duruşma 8 Temmuz'a bırakıldı ve mahkeme bu arada Interpol'den burada yargılanan 26 sanıkla ilgili daha önce vermiş olduğu yakalama kararlarının infazı ile ilgili geri dönüş bekliyor. Bugün dinlenen 3 tanık aslında çok kayda değer bir şey anlatmadı, fakat 2 Ekim 2018 günü cinayet gününde izine gönderilmiş olmaları veya o gün orada şoför odasında kilitli kalmış olmaları gibi yani tuhaf gelişmelere tanıklık ettiler. Halen dinlenilmesi gereken tanıklar var ki bir kısmı ile ilgili zorla getirme kararı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı. Bunlar prosedür, fakat yani sonuçta tanıkların dinlenmesine de devam edileceğinin göstergesi.